YouTube, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Gebze Spor Resmi. Gebze Spor Resmi YouTube ve Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. Herkese merhabalar. Şu an Gebze Meydan'dayız. Gebze Spor'umuz hakkında halkımıza sorular soracağız ve fikirlerini öğreneceğiz. Özellikle hafta sonu can kurtaran spor maçımızla ilgili sorular soracağız. Bakalım halkımızın fikirleri ne yönde olacak? Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, yanıma yakışıklı bir kardeşim geldi. Adını öğrenebilir miyim? Muhammed Ali. Muhammed Ali kardeşim, hoş geldin. Gördüğüm kadarıyla sen de bir sporcusun, hatta futbolcusun galiba. Önce hangi kulübe gidiyorsun? Altın Ordu Gebze. Altın Ordu Gebze, güzel. Mevkin ne? Forvet. Oo, forvet. Bol bol gol atacağım diyorsun yani. Atarım. İlerleyen süreçlerde. Atarım. Nasıl, beğeniyor musun kendini? Yani beğeniyorum. Beğeniyorsun. Bir gün seni izlemeye geliriz o zaman. İnşallah. Evet kardeşim, hoş geldin. Gebze Spor lafını duyunca, bizi burada görünce koşa koşa geldin. Adını öğrenebilir miyim? Muhammed. Muhammed kardeşim, hoş geldin tekrar. Gebze Spor sevdalısı birisin. Yüzünden de belli zaten, gördüğünüz gibi. Gebze Spor'umuzu takip ediyor musun? Tabii ki. Maçına gidiyorum defalarca. Mesut Taha Çilbiroğlu. Mesut kardeşim, hoş geldin. Gebze Spor'u ya da futbolu seviyor musun? Öncelikle onu sorayım. Evet. Peki Gebze Spor'u biliyor musun? Gebze Spor'u biliyorum. Hatta voleybol takımını da biliyorum. Çok iyi. Gebze Spor'u takip ediyorsundur. Evet, ediyorum. Ediyorsun. Maçlara geliyor musun? Bazılarına geliyorum. Sen futbolu çok takip eden biri misin? Öncelikle bunu sorayım. Futbolu severim ama yani çok takip etmiyorum Beşiktaş dışında. Ama artık Gebze Spor'u. Gebze Spor'u takip ediyorum. İkisi sadece. Aşır Cucumlu. Aşır amca. Ha. Hoş geldin. Karslısın. Karslıyım, evet. Gebze Spor'u takip ediyor musun? Gençlerin hepsini takip ederim. Gençler demek içini açan bir papatya çiçeği demek. Gebze Spor'u takip ediyor musun? Yani maçları evimizin önünden geçiyor. Stadyum evimizin önünde. Ha, sen orada oturuyorsun. Hı-hı. O zaman Gebze Spor'un taraftarında, kulübünde, otobüsüne kadar görmüşsündür. Evet. Gebze Spor denildiği zaman aklında beliren şey nedir? Taraftar ruhu, hırs, azim. Yani Gebze'nin o coşkusu geliyor aklıma. Gebze Spor dediğimiz zaman aklına ne geliyor? İlk ne beliriyor sende? Mor Menekşe. Mor Menekşe, güzel. Eski Çarşı. Raycan. Koray kardeşim, hoş geldin. Gebze Spor dediğimiz zaman aklına ilk ne geliyor? Senden bunu öğrenmek istiyorum. Abi, sürekli takıldığım stadyumda maçları olsun, taraftarları olsun, böyle çekişmeli maçları olsun. Abi, sarıyor ya. Peki Gebze Spor denildiği zaman aklına ilk ne geliyor? Gebze arka Alaaddin Kurt geliyor. Alaaddin Kurt, başka? Çok başarılı vardı. Gebze Spor'un gençlik aklıma geliyor. O eski dönemler tabii ki. Ben 1961'de Gebze'deyim ben. Maşallah. Gebze'nin yazı sahasını ben çok iyi olduğunu bilirim yani. Evet. Oranın toprağını bilirim. Tabii. Evet. Türbin olmadığını, kale arkası top gördüğünüzü bilirim yani. Evet, çok iyi. Siz bayağı eskilerden bahsediyoruz. Ben de hayal meyal hatırlarım o günleri. Yani her gün maç oluyor yani. Pazar günleri çok böyle görüyorum. Yani böyle taraftar coşkusu var. Gebze Spor denilince aklına ne geliyor? Abi, Gebze Spor denilince akla her şey geliyor. Mesela? Mesela maçlar abi. Gebze Spor denildiği zaman aklına ilk ne geliyor? Taraftarı. Taraftarı. Peki taraftarın simgesel adını biliyor musun? Bilmiyorum. Eski Çarşı desem. Peki Gebze Spor denildiği zaman aklına ilk ne geliyor? Aklıma ilk, yani ben daha yeni taşındım buraya ama gördüğüm enerji olarak çok fazla taraftar enerjisi var burada. Yani yeni taşındığım bir şehir olmasına rağmen çok hareketli olarak görüyorum ve insanlar çok destekliyor. Evet, anlatabildim mi? Doğru. Hangi spor olursa olsun, evet, gençlik olsun, koşsun, koştursun, kötülüğü unutsun, iyilikleri desteklesin. Evet, bu kadar. Maçlar, mesela maçlar nasıl geçiyor? Maçına gitmişsindir illa. Çok iyi abi, çok güzel tamam geçiyor. Tamam, tribünden birisin. Evet abi. Nasıl mesela, yani bize evinde maçı anlat. Gebze Spor denilince sen böyle ilk ne beliriyor sende? Sevda abi. Gebze Spor bir sevdadır, evet, diyorsun. Daha sonra daha böyle Gebze Spor dediğimiz zaman taraftarı, tamam, her zaman çok iyidir zaten. Onun dışında senin aklında böyle ne beliriyor? Düşüncelerini öğrenmek istesem senden. Takım ruhu. Takım İyi bir takımlar. Evet. Hırslılar. Hırslılar, güzel. Ben o kadar tam şey. O kadar geliyor diyorsun. Peki. Abi, Gebze Spor'un zaten bestelerini falan da böyle maç çıkışı otobüslerde falan eğlenceli oluyor ya. Güzel maçları oluyor. Evet. Bestelerini de biliyorsun. Vallahi çok çok sağlam bir taraftara denk geldik şu an. İstanbul'dan geldim buraya. Gayet yani Gebze küçük bir ilçe değil. Gerçekten çok güzel bir taraftarı var. Takip ediyoruz.
Zaten şu anda da birinci. İnşallah üçüncülüke çıkacak. İnşallah güzel bir şekilde başarılarının devamını diliyoruz ya. İnşallah. Allah yollarını açık etsin. Bize Gebze Spor hakkında yorum yapmak istesen neler söylersin? Abi şu an yani geçen senelerde çok harcandık ama bu sene çok iyi gidiyoruz, lideriz. Daha iyisi de olacaktır. Üçüncülükte de yani hedeflerimize ulaşmıyorum. Playoff'ta da başarılar diliyorum Gebze Spor'a. Oyuncular geliyor da yani aklıma ilk transfer olacak kişi Bakasetas geliyor. Bakasetas Gebze Spor'da mı? Yok. Trabzonsporlu musun sen normalde? Yok, Galatasaraylıyım. Galatasaraylısın. Bakasetas. Peki Bakasetas'ı Gebze Spor'da mı görmek istiyorsun? Doğru anlamışım. O da güzel bir tabii ki iş, güzel olurdu. Biliyorsun lideriz. Evet abi. Bu konu hakkında mesela liderlik konusu hakkında buraya takımın buraya kadar gelmesi hakkında neler düşünüyorsun? Yani oyuncuları nasıl buluyorsun? Yönetimi nasıl buluyorsun? Abi oyuncular güzel. Yönetim de güzel. Liderliği oynuyor. 5 puan fark var yanılmıyorsam. Evet, evet. Bu hafta da Can Kurtaran oynayacak galiba. Taraftarların centilmen olmasını, gerekirse rakip takımı alkışlamasını, tarihlere kapılmadan lider olup ilk inşallah 3. lige çıkar yani. Canım kardeşim, şimdi Gebze'miz biliyorsun sanayisiyle meşhur, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kalbi olan bir mekan olduğu için, evet, bir kent olduğu için Gebze'nin başarılı olmasını sadece Gebzeliler değil tüm Türkiye'nin istediğini kalbimce söylüyorum. Herkes aynı şeyi söyler. Gebze Spor'un başarılı bir yerde ve başarılara imza atmasını benim gibi Gebze halkı da ister, Türkiye halkı da ister. İnşallah bu uğurda ayağına taş değmez. İnşallah. Üçüncü ligde de başarıların devamını dilerim. Bir esnaf olaraktan Gebze Spor'u destekliyoruz. Başkana da buradan selamlar. Ali Şentürk'ün hayranıyım. Buradan Ali Şentürk'e ne söylemek istersin? Madem hayranısın biz de buradan iletmiş olalım. İmzalı formasını isterim. İmzalı formasını. Bence Ali bizi kırmaz. İnşallah. Evet, biliyorsun ki bu hafta sonu Can Kurtaran'la maçımız var. Maça geleceksindir diye düşünüyorum. Evet abi, kesinlikle. Sadece sen mi peki? Arkadaşlarına davet edecek misin? Zaten gittik mi hep beraber 5-6 kişiyi beraber arkadaşlarımıza gidiyoruz. Destekleriz yani o konuda. Evet. Sanki. Sence hafta sonu maç nasıl sonuçlanır? Abi Gebze Spor zaten çok iyi gidiyor. Namalip gidiyor belli bir kadar. Yani bununla da artık yeni gözü görmüyor. Can Kurtaran da çok iyi bir takım değil bizim için. Gebze Spor'umuz alacaktır. Peki bir skor tahmini istesem senden. 2-0. 2-0 alırız diyorsun. Peki teşekkür ederim. Şimdi bu hafta sonu bizim Can Kurtaran'la bir maçımız var ve biliyorsun ki lideriz. Evet. Bu maç hakkında genel bir yorum yapsan ne dersin? Abi karşı takım da iyi. Biz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Yani şöyle bir 3-2 falan biz yenebiliriz yani. Tam iki tarafta da yani iyi olduğunu düşünürsek 3-2 falan olabileceğini düşünüyorum. 3-2 alırız diyorsun. İnşallah yeneriz. 1-0 olsun bizim olsun. 3-2 olsun bizim olsun. Hiç fark etmez. Şimdi bu hafta sonu bizim Can Kurtaran Spor'la bir maçımız var. Biliyorsun ki sen de takip ettiğine göre lider olduğumuzu biliyorsundur. Biliyorum. Evet. Can Kurtaran maçı hakkında Gebze Spor'a ne söylemek istiyorsun? 3-2 alırlar. 3-2 alırlar. Direkt skor verdi. Bakalım 3-2 yenecek miyiz? Senden sadece bir skor tahmini rica ediyorum. Sence maç kaç biter? 2-0 yeneriz bence. 2-0 yeneriz. Peki çok teşekkür ediyorum. 2-0, 2-1. Yener miyiz? İnşallah. İnşallah yeneriz. Sence bu maçı senden skor tahminini alsam kaç biter dersin? Yani 3-0. 3-0 kim yener? Gebze Spor. Gebze Spor'umuz yener diyorsun. Abi yeneceğiz. Yeneceğiz. Aynen. Kaç yeneriz sence? 3-0. 3-0. 3-1. 3-1. 3-1 mi 3-0? 3-1 diyelim. Tamam. 3-1 yenecekmişiz. Tamam. Bu hafta sonu bir maçımız var. Her ne kadar futbolla ilgili olmasan da senden çok kısa bir skor tahmini isteyeceğim. Gebze Spor Can Kurtaran'la oynayacak. Maç burada. Sence bu maç kaç biter? Bence 3-1 biter. 3-1. Gebze Spor yener mi diyor? Gebze Spor yener. Peki çok teşekkür ederim. Gebze Spor'un resmi YouTube hesabını takip etmeyi unutmayın. Şampiyon Gebze Spor, herkese güzel güzel. Şampiyon Gebze Spor. Şampiyon Gebze Spor. Şampiyon Gebze Spor. Şampiyon Gebze Spor. Gebze Spor resmi YouTube ve Instagram kanalını takip etmeyi unutmayın. Başarılar dilerim. Şampiyon Gebze Spor. Şampiyon Gebze Spor.